Siz bir tane sanal fuar yaptınız. Yani o okuduklarıma göre 90 ülkeden şeylerle ve müşterilerle ya da iş insanlarıyla sizin üyeleri bir araya getirdiniz, buluşturdunuz. Bu sanal fuar yani nasıldı? Fiziki fuarlara göre karşılaştırırsan bir başarı söz konusu mu, değil mi? Yeterli mi, değil mi? Şöyle söyleyeyim abi. Şimdi herkes tabii 2020 Mart ayından sonra ticaret şekilleri değişmeye başladı. Dijitalleşme hiç kimsenin düşünmediğinden daha hızlı Evet. ilerlemeye başladı. Hepimiz teknolojiyi acayip derecede kullanmaya başladık. Çok fazla seyahat etmemenin gerekliliğini görmeye başladık. Artık toplantılar o kadar zor değil. İstediğin yerden, istediğin saatte toplantıların dijital üzerinden yapıldığını gördük. Tabii kuyumculuk sektörünün diğerlerinden farklılığı ürünler, küçük ürünler. Dokunman, hissetmen, bakman, takman, onun satılabilir olup olmadığını görmen gerekiyor. Onun için nispeten mücevher sektöründe bu iş biraz zor. Ancak biz de yarıştan geri kalmamak adına epey bir uğraştık. Yaklaşık Nisan Mayıs'tan itibaren, Haziran'dan itibaren başladık ve ilk fuarımızı da Şubat sonu gibi gerçekleştirdik. Gayet de başarılıydı ilk şeye göre. Çünkü biz yalnızca o güne kadar bunu yaparken de dünyada olan birçok fuarı da izledik. Hangileri başarılı, dünyada olan, sırf Türkiye'de olanlar değil, hangileri başarılı, hangileri başarısız, hangileri acele yapmış, yapmış olmak için yapmış diye. İlk denememize göre yaklaşık 100'e yakın işte katılımcımız vardı bizden dolayı. Çok fazla yabancı katılımcı vardı. 350-400'e yakın görüşme gerçekleştirdik. Faydalıydı. Eksiklerimiz var mı? Var. Düzeltiyoruz. Mesela ikincisini büyük bir talep üzerine Nisan'ın ortasına bir daha koyduk. Artık Evet. belli bir zamanı bekleme gibi bir lüksümüz de yok artık bundan sonra. Evet, Sistemin evet. altyapısı kuruldu. Bu işi nasıl yapacağımızı öğrendik. İnsanlar da şunu gördü. Ya ben arkadaş telefondan da böyle bakaraktan, ürünü bakaraktan da özellikle bir tane de G-Box diye bir kutu yaptık. Biraz daha teknolojik. Onu da ilerletiyoruz. Ürünü %100 gerçeklikte dokunma dışında gösterebilen bir teknoloji. Onu da becerdik. Bunu da yurt dışına ihraç edeceğiz inşallah. İlk fuarlarımızda artık bunun da satışını gerçekleştirmeye başlayacağız. Dünya kuyumculuk Güzel. sektöründe. Ben başarılı olacağını düşünüyorum. Zaten biliyorsunuz e-ticaret olsun, dijitalleşme de olsun rakamlar çok yükseklere çıktı. Evet. Bundan sonra insanlar şunu yapacaklar. Ya o kadar çok fuar var ki dünyada, o kadar çok mücevher fuarı var ki belki senede 100 tane var, yani haftada 2 tane fuar var. Ama biz bunların 8-10'una gidiyorduk, 15'ine gidiyorduk. Artık şöyle olacak gibi geliyor bana. 3 tane esas majör fuara gideyim. Fuar olacak, evet. Diğerlerine de artık ekrandan bakarım, seyrederim. Abi habire git gel, git gel. Çünkü hepimiz gidere odaklandığımız için Tabii. baktık ki hakikaten şunu gördük. Ben mesela kendi firmamda şunu gördüm. Eskiden 15 fuara katılıyordum. Bir tanesine katılmasak olmaz ya diyordum. Yani alışkanlık var ya, ya olmaz, gitmemiz Tabii. lazım. Bırakamıyorduk. Şimdi mecburen bıraktık. Lan bırakılıyormuş. Hiçbir şey de olmamış bak bu coğrafyada. Şimdi 15'i eleyip inanın şu anda herhalde 5'e 6'ya düşürdüm. Ve bu Evet. rakamların, bizim kuyumculuk fuarının rakamları da çok yüksektir. Bir firmanın yurt dışında bir fuara katılması 30-40 bin dolarla 100 bin dolar arasındadır. Kuyumculuk sektöründen bahsediyorum. Hele Evet. hele İstanbul fuarı gibi kendi lokal fuarlarımızı yaptığımız zaman biz şov yaparız. Bir fuarımızın maliyeti 100-150 bin dolardır. Bir fuarın maliyeti. Bayağı. Çünkü şov amaçlıdır. Tabii, Onun için tabii, tabii. giderlerimiz için de fuarlar çok önemli yer alır. Şu anda mesela bütün altyapıyı hazırladık. Bütün arkadaşlar bir kere cüzi bir para verdiler. 2500-3000 dolar. Bir daha para yok artık. Yalnızca girecekler. Müşteri bulacaklar. Pazarlamayı biz Mücevher İhracatçı Birliği yapıyoruz. Onun için bundan sonra 2 ayda bir, 3 ayda bir zaman boş olduğu zaman devamlı bu fuarları yapacağız. Bizim görevimiz burada müşteri bulmak. İnsanlar da Evet. bunu gördü ve ileriye doğru gideceğiz. Atilla Aslaçlar'dan